Çalmak hırsızlık değil midir hakim bey? Dışarı attıracağım sizi. Kendi alışan verdi. Devam edin ifadenizi. Ben şimdi suçlu olarak karşınızdayım. Hemen çıkalım buradan, hadi. Ama ben suçlu değilim. Asıl suçlu... Ana! Ana! Anacığım, yardım! Ana! Ana! Ne oldu? Ana! Ya, ana! Ana, ne oldu? Biraz yardım. Thank you.
Abla nereye? Bir şey söylesene. Ayşe. Murat Ağa yaşıyor. Ne? Ne diyorsun sen? Her şeyi öğreneceksin delikanlı. Biraz sabır. Nasıl oldu? Doktor bey, biz de anlamadık. Biz mahkeme salonundaydık. Anam bir anda fenalaştı, düştü kaldı öyle. Bu yaşlarda yüksek tansiyon tehlikelidir. Düşürmeye çalışacağız. Başka bir hastalığı, kullandığı ilaç var mıydı? Anamın tansiyonu var. Tansiyon ilacı kullanıyor. Tamam. Kendine gelmesini bekleyelim. Anam bir gün olsun şikayet etmez. Hamdolsun Allah başka dert vermesin de. Emine merak etme, bir şey olmayacak. Kadriye'nin güçlü biri, biliyoruz. İnşallah Ebru, inşallah. Emine abla korkma böyle. Bir şey olmayacak. Oydu Ayşe. Ben eminim bundan. Ablacığım belki benzetmişsindir. Yok Ayşe. O Murat Ağa'ydı. Abla, bak bunu kimseye söyleme, tamam mı? Ne oldu? Asım? Babaannem kötü oldu. Kadriye Hanım rahatsızlandı mahkemede. Hastaneye götürdüler. Ne diyorsun ya? Asım. Sen iyi misin? İstiyorsan gel bizimle otur. Yok. Ben dua edeceğim. Ada. Kendal ne oldu? Siz fenalaşınca çıktık. Ama Oğuz Bey arayıp haber verdi. Mahkeme ertelenmiş. Kadriye Hanım, şimdi bunları düşünmeyin. Çok korkuttunuz bizi. Yorgun yüreğim, artık dayanmadı kızım. Anacığım, ama şimdi iyisin değil mi? Benim iyiliğimden ne ulaştık ki meleğim? Narin, hadi çık biraz temiz hava al. Betim benzin attı. Yok Emine abla, sağ olasın. Anamın başında kalayım ben. Narin, biz buradayız kızım. Sen çık. Bir laf dinle. Hey madem. Teyzeciğim.
Söyle kızım. Tansiyonunuza bakalım. Alayım diye çıkmıştım. İçeride fenalaştım da biraz. Kadriye nasıl? İyi, daha iyi. Her zamanki gibi işte. Tansiyonu çıkmış aniden. Anladım. Neyse, ben anamın yanına döneyim. Narin. Mahkeme salonunda neden hayır diye bağırdın? Kadriye de o anda fenalaştı. Birden bağırdı. Sen bir şey anladın mı? Yok. Anlamadım. Ne olacak şimdi sence? Ben ne bileyim ne olacak Özlem? Sana da bir şey söylemiyor ha. Sen de Kadriyan'la hiç merak etmiyorsun galiba. Burada kendi başının derdine düştün. Anam eski toprak be. Senden benden sağlam. Merak etme. Onunla öyle arada bir tansiyonu oynuyor işte. Bu zamana kadar oynamadığına şaştım ben. Gerçi bu Kendall'ı öğrendikten sonra bir şey olmadı. Artık bir şey olmaz yani, merak etme. O da doğru. Şimdi karar verilmiş midir? Kaç sene almıştır sence? Mahkeme durdu Kadriyan'a fenalaşınca. Hemen öyle ilk mahkemede daha sana 15 yıl demezler. Hadi ya. Herhalde yani Özlem. Daha dur bakalım, kaç mahkeme olacak belli değil. Yapma be. Hemen içeri almazlar diyorsun yani. Geçmiş olsun Kadriyan'a. Nasılsın? Sağ ol evladım. Açtık işte gözümüz. Kolay değil. Ne olacak şimdi? Yeniden tarih belirlenecek. Ebru Hanım'a da söyledim zaten. Bu işler biraz zaman alır. Şahitlerin tekrar dinlenmesi, delillerin tekrar incelenmesi lazım. Biraz zaman lazım. Bizi çok korkuttunuz ama şimdi çok şükür iyi görünüyorsunuz. Hastamız kendine gelmiş. Tansiyonunuzu düşürdük Kadriye Hanım. Ancak sizin yaşınızda bu kadar yüksek olması çok tehlikeli. Çok şükür ki çabuk toparladınız. Çıkabilir miyiz yani? Evet ama dikkatli olun. Kontrol altında tutmak gerekiyor. Siz de mümkün olduğu kadar stresli ortamlardan kaçının. Hepinize geçmiş olsun. Baba bak tamam. Amcam kötü, onu anladım. Ama benim anlamadığım, aklımın almadığı sen niye çıkıp gelmedin? Ben baba diye yollarda acı içinde koşarken sen beni izledin, fotoğrafımı çektin ama yanıma gelmedin öyle mi? Yaşıyorum, buradayım demedin. Neden? Bunların artık bir önemi yok. Nasıl önemi yok ya? Bak oğlum. Anlatacağım. Öğreneceksiniz. Hepiniz öğreneceksiniz. Ne zaman anlatacaksın baba? Ne anlatacaksan anlat işte.
yaşıyorum, buradayım demedin. Murat'ı öldürdün Gendal. Öl Gendal. Niye yaptın diye soran yok. Ulan ben Murat'ı Baran için öldürdüm be. Baran için. Herkes bu sırdan payına düşen olacak. Herkes. Yok öyle. Efendim? Alo. Var mı gelişme adam? Yok. Yani bekliyoruz. Kadriyan'a fenalaşınca herkes dağıldı tabii. Neredesiniz siz? Döndünüz mü Kerfet'e? Döndük. Fırat abi bıraktı bizi. Annemler de hastaneye gittiler. Ada, benim seni görmem lazım. Çıkabilir misin? Tamam, olur. Çıkarım birazdan. Tamam. Çıkınca ara beni. Tamam. Maya. Aramıza hiç kimsenin, hiçbir şeyin girmesine izin vermeyelim, olur mu? Ben çıktım o zaman. Keşke Ada. Keşke o kadar kolay olsa. Bana verecek bir cevabın yok mu? Her şeyi öğreneceksin Baran. Biraz sabır. Baba ben delireceğim ya. Ne sabrı? Bak tamam anladım. Borç harç dedin. Amcamla kavga ettiniz. Seni öldürmeye kalktı. Hatta ölüme terk etti. Suya batırdı. Ölmeni istedi. Tamam bunları anlıyorum. Ama anlamadığım şey sen niye gelmedin baba? E madem kurtuldun niye çıkmadın? Anlat diyorum, zamanı var diyorsun. Neyin zamanı var baba ya? Bu zamana kadar neredeydin baba? Madem karşıma çıktın cevap vereceksin bana. Madem yaşıyordun niye çıkıp amcamdan hesap sormadın? Neyi bekliyorsun baba? Öyle olması gerekiyordu. Daha fazla soru sorma. Ne demek böyle olması gerekiyordu? Baba çocuk mu kandırıyorsun sen? Sen görmedin büyüdüğümü ama ben büyüdüm. Şimdi çıkmış karşıma, ben buradaydım ama çıkmadım diyorsun. Neden, neden? Beni ikna edecek bir cevabın yok değil mi? Baran oğlum, ne yapsaydım? Öyle mi çıksaydım karşınıza? Peki ben amcamı vurmaya gitmeseydim çıkacak mıydın? Hayır. Herkes perişan oldu. Rüzgar öldüğünü kabul edemediği için mezarla tanıştı. Anası ona ölümü nasıl anlatacağını bilemedi. O mezar sana kazıldı baba. Ona bunları yaşatmaya ne hakkın vardı senin? Madem yaşıyordun gelseydin, çıksaydın karşımıza. Amcam kaç kere Ebru'yu öldürmeye kalktı. Al işte kendin görmüşsün, izlemişsin zaten. Adamaya da öyle. Sen evlatlarını hep yarı yolda bırakıp gider misin? Onların sana ihtiyacı varken, onlar seni özlerken bırakıp gider misin baba? Söylesene. Oğlum nereye? Ait olduğum yere.
Merak etme. Seni gördüğümü, yaşadığımı söylemeyeceğim. Ölmüş olduğunu düşünmek şu ankinden daha fazla acı vermez kimse. Çünkü sen evlatların acı içinde kıvranırken neden olduğunu bile söyleme gereği duymadan ya kaçarsın ya saklanırsın. Sen işte busun baba. Maran. Evlatlarını hep yarı yolda bırakıp gider misin? Onların sana ihtiyacı varken, onlar seni özlerken bırakıp gider misin baba? Ölmüş olduğunu düşünmek şu ankinden daha fazla acı vermez kimse. Çünkü sen evlatların acı içinde kıvranırken neden olduğunu bile söyleme gereği duymadan ya kaçarsın ya saklanırsın. İstersen buradan gidelim Murat. Elif Kendall işini çözer. Biz burada kaldıkça işler çığırından çıkıyor. Sen duygularına, özlemine yeniliyorsun. Hayır. Nasıl yani? Baran haklı. Onları yalnız bıraktım. Kararımı verdim. Çıkacağım karşılarına. Murat, sana destek olmak, istediklerini yapmak için buradayım. Ama göz göre göre bu kadar büyük bir yanlışa gitmene sessiz kalamam. Sen bana unuttuğum zaman beni durdur, hatırlat demiştin. Aynı acıyı onlara tekrar yaşatamam demiyor muydun? Şimdi değişen ne? Verdiğin kararlara bir şey diyemem elbet. Bence bir daha düşünmelisin. Düşünecek bir şey yok. Planlanan her şey bozuldu. Baran söyler diye mi çıkıyorsun? Baran. Söylemez. Gözlerinde acı, öfke, sevgi, nefret. Hepsini gördüm. Hangisine bakacağım şaşırdım. Bana çekmiş inadı. Kimseye söylemez. Kararımı verdim. Çıkacağım karşılarına. Sadece Kendall'la değil, hepsiyle hesaplaşacağım. Gerekenden hesap sorup, gereken hesap vereceğim. Peki. Sen bilirsin ama. Aması yok artık. Adriana, iyi misin? Hey, abartmayın. Tansiyonum yükseldi işte, hepsi bu. Her zamanki huyu. Haydi. Olanlara hala inanamıyorum. İnanılacak gibi değil ki zaten. Kardeşin ya senin. Kardeşin, Maya'nın rüzgarın gözünden bir damla yaşaksa içim eriyor benim. Ölecekmişim gibi hissediyorum. Ne kadar çaktırmasam da. Sen de Oğuz abi için aynı şeyleri hissetmiyor musun? Abim ya. Abim
Ötesi yok yani. Bir de mahkemede saçma sapan konuştu. Kimse de bir şey anlamadı. Nasıl kıyarsın ya? Nasıl? O senin kardeşin. Bu arada senin bir kardeşin daha var. Onu es geçtim. Ama o da aynı. Küçükken dolu işte. Tabii tabii. Kaybolduğunda yeri göğü birbirine kattın ama. O farklı. Neyse, kapatalım bu konuyu. Bu arada senin motorun nerede? Laf değiştirme. Motorun diyorum. Tamir de dedim ya. Ne bitmez tamirmiş bu ya? Arıza büyük, yapacak bir şey yok. Ne var? Yok bir şey. İyi. Ne oldu, bir gelişme var mı? Kadriye Hanım duruşma sırasında fenalaştı. Hastaneye götürdüler. Öyle olunca da mahkeme ertelendi tabii. Nereye götürdüler onu? Anamı görmen lazım. Hangi hastaneye gittiler? Merak etme. Sadece tansiyonu çıkmış. Şu anda iyi, eve dönüyorlarmış. Endişelenecek bir şey yok. Kendal mahkemede Baran imasında bulundu. Öyle olunca da önce Narin, sonra Kadriye Hanım. Kötü oldu tabii. Baran'ı söylemek ona mı kalmış? Baran haklı Cemal. Kaçmakla olmuyor. Baran? Baran'la mı konuştunuz? Baran amcasını vurmak için salona giriyordu. Murat son anda yetişti. Baran biliyor yani. Az önce buradaydı. Ne kadar şaşırmış, ne kadar sevinmiştir öyle zannettiği babasının karşısında canlı görünce. Sevinemedi. Sevinemedi bile Elif. Benim önce Kendal'la hesabımı görmem lazım. Sonra ailesinin karşısına çıkacak. Emin misin Murat? Beni Kendal'ın yanına sokabilir misin? Bazen inanamıyorum. O kadar az zamanda, o kadar çok şey yaşadık ki. Babamla ilgili yaşayacağım çok şey vardı benim. Şimdi sadece hayatımda kocaman bir boşluk kaldı. Biz babamla çok hayal kurardık, biliyor musun? Babam çok eğlenceli adamdı. Biraz aksiydi ama birlikteyken çok coşardık. Kime çektiğin belli oldu. Ya. Seni babamla tanıştırmayı çok isterdim. Ne oldu? Bak. Ada! Serdar, iyi misin? Ne oldu? Sustun kaldın birden. Yok, yok bir şey. Seni uzun zamandır bu kadar mutlu görmüyorum ya. Gerçekten çok mutlu görünüyorsunuz. Efendim abla? Senin kızınla baş edemiyorum bak, söyleyeyim artık. İyice zıvanadan çıktı. Dur durak bilmiyor. Laftan sözden anlamıyor. Dershane parası diye gönderdiğini de harcamış. Gönderdin mi? Evet. Seni aradım, ulaşamadım. Evi aradım, Serdar'a söyledim. Hani sen de göndermişsin ya, onu diyorum. Tamam abla, ben onunla konuşurum. Deniz telefonu versene. Yok. Küçük hanım aldı başına gitti. Söz dinlemez oldu tabii. Başında baba yok, bir şey yok. Vallahi Oğuz, ben artık ne yapacağımı şaştım. Bak, haberin olsun diyorum, o kadar. Alo? Serdar, sen Deniz'e para mı gönderdin?
Evet abi. Oğlum bana niye söylemiyorsun? Niye kendi kafana göre iş yapıyorsun sen? Abi. Konuşacağız eve gelin senle. Abin mi? Hı hı. Kızdırdın yine adamı. Boşver. Neyse ben geç kalmayayım. Malum ev kaynayan kazan mübarek. Tamam canım. Hadi kalkalım. Kimseden haber yok. Burana da ulaşamıyorum. Ana iyi misin? İyi kızım iyi. Daha çekecek çilemiz varmış ki ayaklandık işte. Ana gözünü seveyim öyle söyleme. Geçmiş olsun. Sağ ol kızım. Kadriye Hanım yatıralım mı sizi? Yok kızım yok. Ben şöyle oturayım biraz hava alayım. Baran'dan haber alamıyorum ben. Sorma Ayşe, ben de alamıyorum. Kendi aşağım verdiği buyur. Görüşe geldik. Savcılık izni. Seni görünce çok ama çok şaşıracak. Her şey konuştuğumuz gibi olacak Kendal Bey. Olmazsa ne olur avukat hanım? Onu size başkası anlatacak. Kimmiş o? Kendisi birazdan burada olur. Bir şekilde geçiştiririz. Şimdi bir de yemek mi düşüneceğim? Olmadı makarna, yoğurt falan bir şekilde hallederiz. Meleğim olmaz. Anama şimdi hasta hasta makarna yediremeyiz. Ben bari bir çorba yapayım. Kadriye Hanım yukarıda mı? Oturayım dedi ama duramadı. Uzanıyor şimdi. Yalnız mı? Yok, Sibel abla var yanında. Ebru, ne olacak şimdi? Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Neye? Hayata. Unuttun mu bizi ortağız? Ne yani, dükkanı mı diyorsun sen?
nasıl olacak? Kendal hapiste, anam hasta. Kendal'ın işi artık adaletle. Kadriyana da iyi. Bizim iyi olduğumuzu görünce daha da iyi olacak. Nasıl olacağını bilmiyorum ama. Hadi hayırlısı. İyi misin ana? Bir şeye ihtiyacın var mı? Yok kızım, sağ ol. Ana. Murat abi bulunamadı değil mi? Yok kızım, ne ölüsü ne dirisi. Ana. Belki yüzerek çıkmıştır. Kendall'ın nasıl onu kafasına vura vura suya attığını gördüm ben kızım, kendi gözlerim. Kendall'ın elinden kurtulsa Fırat'tan çıkamaz. Fırat'a düşündü, kurtulan olmamıştır. Fırat aldığını geri vermez. Kusura bakma ana, ben de canını sıktım. Yok be kızım, sen benim aklımdakileri dillendirdin. Hep bir gün bir yerden çıkıp gelivere çıkmış gibi geliyim. Sevdiklerim umutsun diye soğuk yüzünü gösterirler ölünün. Yoksa kimse inanmaz. Bizimki de o hesap işte. Görmedik ya soğuk yüzünü. Kızım. Sende bir haller var, de hele. Ana, ben sana bir şey diyecektim ama. Sen öldün meraktan. Arıyorum, açmıyorsun. Konağa herkes döndü, sen yoksun. Baran, konuşsana. Tuhaf görünüyorsun, sen iyi misin? Ya neredeydin dedim. Bu sefer gerçekten kayboldum Yaşar. Dostumuz varmış. Onlar buldu beni. Ölümlerden dönmüşüm. Ciğerlerim su toplamış. Kaç kez ameliyat oldum ben bile unuttum. Bunlar sadece bana çektirdiklerin. Karıma, çocuklarıma, kardeşim Melih'e, etrafındaki insanlara yaptıkların. Hesap günü geldi, çattı Kendal. Ne yaptığını biliyorum. Her şeyi gördüm. Neden çıkıp gelmedin o zaman Murat? Neden? Seni öldürmekle suçlanayım. Neden bileyim mi? Çünkü herkes nasıl yaparsın, kardeşine nasıl kıyarsın diye. Ama hiç kimse neden diye sormuyor.
O zaman ben sana sorayım Murat. Neden oldu bütün bunlara? Neden? Sırf babamız vereceksin dedi diye. Sırf sen Ebru ile yaşayabilmek için oğlunu sattın. Öz oğlunu sattın. Yıllar sonra çıkıp gelip Baran'ı alacağım dedin. Ayda yılda bir karına, çocuklarına 40 yalan uydurup gelip Baran'ın yanağından 2 makas alıp gittin. Sana bir şey diyeyim mi Murat? Baran Narin'in oğlu değildi ama Narin çok sevdi. Baran benim oğlum değildi ama ben Baran'ı çok sevdim. Sen oyuncaklar getirdin teneke trenine. Sen gittikten sonra ben ona pillisini aldım. Ama o yine de teneke trenini oynadı. Baran seni çok sevdi Murat ama sen sevmedin. Bana mezar taşı yollayan sendin değil mi? Notları gönderen, sırtımı davlayan. Neden? İntikamı alacaksın. Hakkını alacaksın. Peki Baran senden hakkını nasıl alsın ha? Ha? Aylardır buradaydın demek. Neden çıkıp gelip karına, çocuklarına sahip çıkmadın ha? Neden? Ben Asım'ı sevmedim. Sevemedim. Utandım. Ama Emine ile Maraş'a gittiğinde geri getirmesini bildim. Gönül eğlendirdiğim bir kadını anamın, özlemin, herkesin yaygarasına rağmen tutup kolundan konağa getirdim. Neden bileyim mi? Oğluma gebe kaldı diye. Şimdi söyle Murat, hangimiz babayız? Ha? Hangimiz? Ebru'yu sevdin öyle mi? Onu o kadar sevseydin oğlunu ondan koparır mıydın ha? Amerikalarda okuduğun kolunda altın bilezik. Babamız öyle dediğinde olmaz deyip neden çekip gitmedin? Neden İstanbul'da kendine bir hayat kurmadın ha? Ben diyeyim sana, buradaki servetten paradan vazgeçemedin. Eğer öyle bir delikanlılık yapsaydın babamı zırnık koklatmazdın. Ebru oğluyla olurdu, Narin de doğurmadığı bir çocuğa sevdalanmazdı. Anam bu günaha ortak olup eli böğründe yaşamazdı. Şimdi hangi hakla, hangi yüzle karşıma geçip hak deyin, adalet deyin ha? He? Şimdi tarla faresi gibi korkak, ürkek saklanmanın nedenini bileyim. Yüzün yok. Hem saklanan cin hem de kahramanlık yapar cin, öyle mi? Evet, ben itin tekiyim. Bir sürü insana pislik yaptım. Benim ittiğimin kokusunu alırsın, duyarsın. Ben senin gibi pisliklerimi pahalı parfümlere bulayıp görünmez yapmam. Aram boşuna saklama, sende bir şey var. Baran bak, sen eskiden ne olursa olsun benim gözümün içine bakardın. Çok kötü bir şey söyleyecek olsan bile bakardın. Şimdi benim daha önce hiç bilmediğim, görmediğim bir şey var sende. Ya yalvarırım anlat. Baran bak, bana güvenip anlatman lazım. Biz seninle neler yaşadık. Ne yasaklar, ne hatalar atlattık. Ne olur şimdi kendini kapama bana. Beni anamdan başka seven yok. Olmamış. Ben var zannediyordum ama yokmuş. Nereden çıktı şimdi? Kendimi hiç bu kadar kaybolmuş hissetmedim. Sana anlatmam için önce kendimi bulmam lazım. Ama öyle bir yere girdim ki çıkışı bulamamaktan korkuyorum. Baran. Şimdi sadece yanımda ol. Ve ne olur soru sorma.
Şimdi sana babam yaşıyor nasıl derim ki? Şimdi sana baban yaşıyor nasıl derim ki? Sibel. Ana. Ben... Bir şeye ihtiyacın olursa ben yine gelirim ana. Kızım sen bir şeye diye çıktın. Söyle öyle gidersin. Yok ana, sonra söylerim. Ana nasılsın? Ben de dayana şükür kalmadı artık kızım. Kalmadı. Ana, bak Kendal abim şimdi söylemedi. Ama bir sonraki mahkemede muhakkak söyleyecek. Ben oğlumun yüzüne nasıl bakarım? Ya Baran bana yüz çevirirse? Sen bana analık haktır, hak et kızım demiştin. Ben hak etmiyor muyum? Doğurmakla ana olunuyor mu ki? Murat Baran'ın babalığını ne kadar hak etti? O sorgulanmıyor ama ben sorgulanıyorum. Benim içimde can bulmadı diye mi? Nefsini körelten herkes baba mıdır? Ya lanet ederek doğuran herkes ana mı oluyor? Kızım, ben sana demiştim. Ana olduğunu ispat et, ben de şahidin olayım. Narin, ben senin şahidinim. Baran ana sensin. Ama Ebru'nun hakkında nasıl teslim etmeyiz? Kadıncağızın haberi bile yok. Ya ona günah değil mi? Sen kendini onun yerine koy. Ha? Sen kaybetmekten korkayım. O daha kavuşamadan kaybetti. Söyle bana Narin. Hangi yol haktır? Hangi yol doğrudur? Söyleyeceksin mi ana? Abim de öyle diyor. Yok kızım söylemeyeceğim. Fırat da söylemez. O sana kıyamaz. Baran için, senin için günah çekersin. Dene diye acısa. Neyin hesabını yapayım ha? Yüzüm varmış gibi. Anam seni öldürdüm diye bana tüfek doğrulttu. Kıyamadı, eli varmadı. Kendi gırtlağına dayadı. Son anda yetiştim, az daha kendine vuruyordu. Oğlu oğlunu öldürmüştü çünkü. Sen ne yapıyordun o sırada ha? Saklandığın yerden izleyip fotoğraf mı çekiydin? Benimle ödeşmek mi isteyin Murat? Haydi ödeşek. Yap bakalım hesabını, kitabını. Eğer birazcık aklın varsa beni buradan çıkarttırmazsın. Eğer buradan çıkarsam asıl benim seninle hesabım olacak. Burada davul bende, tokmak sende. Ama dışarıda böyle olmayacak. Eğer buradan çıkarsam sana yardım eden o dostlarından, o sosyete gülünden bir bir hesap soracağım Murat. Hesap günü geldi deyin ya, haklısın. Hesap günü geldi. Kabul ettin mi peki?
olacak diye çok korktum. Ben de çok korktum. Ah Kendal. Allah seni bildiği gibi yapsın Emi. Kardeş katili. Şimdi ana katil olacaktı. Biraz sakin olun. Her şey yoluna girecek. Ama bize de çok iş düşüyor. Sen bunca zamandır okuma hevesini bıraktın mı şimdi? Kadriye Hanım ne kadar sevinmişti. Sen Emine, Kendal yüzünden yine kendini buraya mı hapsedeceksin? Ben o adam yüzünden hayallerinizden vazgeçmenize müsaade etmeyeceğim. Ne olursa olsun kaldığımız yerden devam edeceğiz ve bir şekilde yolunu bulacağız. Belki o zaman Kadriye Hanım'ın acısını bir nebze olsun azaltırız. Bunu sevdiklerimiz için, değer verdiklerimiz için yapmalıyız. Hadi. Anne nereye? Hayata tekrar tutunmaya. Sibel ana nasıl? Nasıl olsun? Narin çıktı yukarı, ben de yalnız bırakayım dedi. Siz nereye? Yarım kalan işlerimizi bitirmeye. Özlem nerede? Mahkemeden sonra görünmedi. Fırsatını buldu ya, hemen gitmiştir bir yere. Doğru diyor. Ebru'yu sevdin öyle mi? Onu o kadar sevseydin, oğlunu ondan koparır mıydın ha? Ebru oğluyla olurdu, Narin de doğurmadığı bir çocuğa sevdalanmazdı. Anam bu günaha ortak olup eli böğründe yaşamazdı. Şimdi hangi hakla, hangi yüzle karşıma geçip hak deyin, adalet deyin ha? He? Sen evlatların acı içinde kıvranırken neden olduğunu bile söyleme gereği duymadan ya kaçarsın ya saklanırsın. Sen işte busun baba. Hayat hiçbir şeyi sana gümüş tepside vermez. Tırnaklarını inatla, umutla, İnançla geçirmelisin hayata. Kimsenin sana bir şey bahşetmesini, lütfetmesini beklemeden, azimle, inatla çalışarak, gerektiğinde bedeller ödeyerek söküp almalı hayatını ellerinden. Korkarak bekleyenler eninde sonunda korktuğuyla baş başa kalır. Hayat acımasızdır. Doğru. Hayat bazıları için fazla bonkör. Bazıları içinse cimridir. Doğru. Ama doğru olan bir şey daha var. Hayatın adaleti geç kalır. Ama mutlaka gelir. Geldiğinde de sadece hazır olmak lazım. Umutlu olmalıyım ve mutlaka başarmalıyım. Çocuklarım için, kendim için. Babam bir gün bana bir soru sormuştu. Bal arılarının kanatları çok zayıftır. Normalde o kanatların o vücudu kaldırması imkansızdır. Peki söyle bakalım, arılar buna rağmen nasıl uçarlar? Uzun uzun düşündüm. Bir sürü cevap verdiğimi hatırlıyorum. Babam güldü. Hayır dedi. Hiçbiri değil. Arılar uçamayacaklarını asla düşünmezler. Bu yüzden uçabilirler. Thank you.
Ya ben şimdi bu kadına bunu nasıl söyleyeceğim? Hem de bu halde yatıyorken. Neredeydiniz siz? Oğlum, paran neredeydin bu saate kadar? Abla biraz gelir misin? Oğlum nerelerdeydin bu saate kadar? Dolaştım ama. Oğlum bak o cezasını çekecek. Ben senin yanındayım. Hem biz birbirimize yeteriz öyle değil mi? Tamam ana merak etme sen. Mahkeme ne oldu? Babaannem fenalaştı. Nasıl nerede şimdi? Yok canım öyle hemen panik yapma. Yukarıda odasında dinleniyor. Mahkemeyi de durdurdular. Yeni tarih verilecekmiş. Ben keseceğim onun cezasını. Baran. Tamam ana tamam. Ya tamam ana merak etme. O bulacak belasını. Yerleri nerede? Hepsi toplanıp gitmişler işte o dükkandalar. Tamam ana sen de dinlen şimdi ben babaanne bakayım. Tamam haydi. Ana. Ne oldu oğlum? Seni seviyorum diyecek. Ben de seni seviyorum oğlum. Güzel oğlum benim. Ulan Murat, ulan Murat. Ben senin oyununa gelir miyim lan, ha? Bir de geçmiş karşıma şart koşayım. Ben senin pisliklerini ortaya çıkartmaz mıyım? Dur hele sen, dur. O zaman ne yiyeceksin, ha? Ebru sağ olasın, nasıl iyi geldi. İyi ki bu aklı verdin yenge. Yine senin sayende atlatacağız. Olur mu öyle şey Melek? Hepimizin sayesinde. Hem şimdi sırada senin okul işin var. Anne, her şey iyi güzeldi. Biz gerçekten burada yaşamaya devam edecek miyiz? Babamın katiliyle aynı yerde. Her baktığında her şeyi hatırlayıp unutamamak. Anne bu çok ağır. Sen buna nasıl tahammül edeceksin? Ada haklı anne. Acaba gerçekten tarlayı satıp İstanbul'a geri mi dönsek? Yeni bir hayata başlamamız bizim için daha iyi olmaz mı? Kaçarak hiçbir şeyi halledemeyiz. Aksine üstüne gidip onu alt edersek belki yaralarımızı sarabiliriz. Ama anne her uyandığında bu insanların yüzünü görmek, her şeyi tekrar tekrar yaşamak, anne bu gerçekten çok ağır. Siz yeter ki benim yanımda olun. Biz her şeyi başarırız. Her şey düzelecek babaannem, merak etme sen.
sabır versin Ayşe, ne diyeyim? Amcasının babasının katil olduğunu öğrenmek kolay bir şey mi? Abla. Ne oldu? Ya senin dediğin doğruysa, ya gerçekten yaşıyorsa, yani biz söyleyecek miyiz ki bunu? Bir de sen emin misin o olduğundan? Ben Baran'dan böyle bir şeyi nasıl saklayacağım ya? Bilmiyorum vallahi Ayşe. Sürekli aklımda o fotoğraf var. İkisi birbirine o kadar benziyor ki. Ama ben şimdi kalkıp nasıl diyeceğim beni kaçıran adam Murat Ağa diye? Diyemem ki. Zaten yaşıyorsa bir şekilde ortaya çıkar. En iyisi susmak. Yani yaşıyorsa ortaya çıkacaktır zaten. Benim aklım ermedi ki zaten bu olanlara. En iyisi beklemek. Neyse ne. Ben bir Kadriye Ana'ya bakayım. Kadriye Ana, niye ayaklandın? Keşke dinlenseydin biraz. Ben de sana gelecektim. Anacığım, niye böyle yapıyorsun? Bari bugün dinlenseydin. Pes yani. İnsanın böyle bir gelini varsa uyku haram olur. Vallahi bugün hiç fena değiliz. Gördünüz mü? Kimseye muhtaç olmadan yapabiliyormuşuz. Bu harika oldu Emine. Eline sağlık. Afiyet olsun. Alayım yenge. Eline sağlık. Afiyet olsun. Anam nasıl dayanacak? Nasıl yaşayacak bu acıyla? Düşündükçe içim almıyor. Hep birlikte Emine yenge. Anamı biz iyi edeceğiz. O zaman şu kahvelerimizi içelim de konağa gidip Kadriye Hanım'a güzel haberi verelim ha. Yanarken deli saçın tararmış. Kızım bu ne hal? Ana köy yandıysa ben mi yaktım? Yakan elbet çeker cezasını. Nerede herkes? Ana narin odasında, Ebru yenge sıkmacısında. Öyle yani. Ne yiyeceğiz ana? Birbirimiz yeteri kadar yiyiz. Ben doymuşuzdur diye düşüneyim. Aman ana ya. Emine abla da Ebru yengenin peşine takıldı. Aç kaldık. Sibel, şuraya gir iki lokma bir şey yazla da yiyelim ya. Gecenin körü oldu. Özlem. Ne öyle kaşın gözün oynuyor senin? Ortalığı boş mu sandın?
Bana bak, artık senin kurtarıcın yok, ayağını denk al. O karnındakine de pek güvenme. Özlem, çek git başımdan. Kadriye ananın hatırına susuyorum. Yoksa başka türlü olurdu. Ya sen beni hiç mi hiç anlamamışsın ha? Sana diyorum ki Kendall artık yok. Yani seni koruyup kollayan adam yok, anladın mı beni? O yüzden bana itaat edeceksin. Bir dediğimi iketmeyeceksin. İyi. Sen böyle kendi kendine senden korkuyorum san. Yeter ki bana bulaşma. Gerçekten Kadriye ananın hatırına susuyorum. Kadıncağızın başına neler geldi ya. Seni o Kendall'ın elinden kaç kere kurtardı. Senin bu yaptığın terbiyesizlikler reva mı? Sen mi öğreteceksin bana terbiyeyi be? Buna geldim buraya, bilmiyor musun? Hadi elin çalışsın. Anam sussa, abim sussa ne olacak? Esas Kendall'ın susması lazım. Onu kim susturacak? Benim bir şeyler yapmam lazım. Bana gelebilir miyim? Gel oğlum, gel. Bu nereden çıktı şimdi? Ne bileyim işte, bir yerden geçti elime. Düşünüyordum da, Baran ne kadar çabuk büyüdü. Yıllar ne kadar çabuk geçti diye. Ana. Baran. Baran, oğlum senin neyin var? Oğlum ne oldu söylesene. Ana ben bir rüya gördüm. Babam yaşıyordu. Konuştum onunla. Neden bizi terk ettin dedi. Neden gelmiyorsun dedi. O ne söyledi? Ben hep sizi bırakıp gitmedim mi dedi. Ben hep çekip gitmedim mi dedi. Şimdi neden bekliyorsun ki dedi. Baran, Baran oğlum toparla kendini. Sen kötü bir rüya görmüşsün. O kadar işte. Sen bilmiyor musun babanın seni çok ama çok sevdiğini? Hayır ana ya, ben babamın umurunda değilim ki. Ben olmasam daha rahat hayat yaşardım belki. Belki. Olur mu hiç oğlum öyle şey? Hadi topla kendini. Senin oğlanın elinden aldığımız silah. Aslan yeğenim. Karşılarına çıkma konusunda kararlı mısın?
anama söyleyin. Kendal'ı dışarı çıkartmak için ne gerekiyorsa yapsın. Az önce konuştum. Ceza alacağı kesin. Cezayı düşürmek için elinden geleni yapacak. Bak, karşılığına çıkmanız için bir sebep daha. Kendal'ı kurtarmak için mi? Hayır. Günahlarımın en az biriyle hesaplaşmak için. Kendal ceza alınca iş gücü ne olacak ya? Şimdi fabrikanın başına Baran da geçemez, bu daha çocuk. Sen de yani bu yaşında oralara gidecek değilsin. Diyorum ki, ben geçeyim fabrikanın başına. Sen okumadığıma falan bakma, zehir gibi benim aklım. Kendal'ı aratmam yani. Ha, ona hiç şüphem yok. Ne gülüyorsun Sibel? Çok mu hoşuna gitti? Ama hiç heveslenme, sana orada iş falan yok ha. Hoş geldiniz kızım. Hoş bulduk. Ana, kalkmışsın gene. Kadriye Hanım, keşke bu kadar erken kalkmasaydınız. Kızım, ben yattıkça hasta olurum. Bana siz gerek. Bize de sen gerek anacığım. Geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Ya siz neler yaptınız? Ana, biz bugün çalıştık. Anacığım, epeyce de müşteri vardı. Ebru yenge sağ olsun yaptı hesabını, kitabını. Bayağı iyi kazandı. Senin yüzün hep böyle gülsün meleğim. Senin yüzün gülsün diye ben elimden ne gelirse yaparım. Anacığım, bizi de Ebru'ya götürdü sağ olsun. Yani önce istemedik ama çok iyi geldi sonra. Hem ben senin yüzünü yakında güldüreceğim anacığım. Sen hiç merak etme. Emine abla, eli doyurdun, bizi aç kolun be. Deme ana, yalan mı? Özlem, anama sordum, bir şey yemeyeceğim dedi. Sen de koskoca kadınsın. Yemeği kaşıkla mı ağzına vereyim? Eğer açsa, kalk bir şeyler yap kendine, ye. Kaça sattın? Ne? Motoru diyorum oğlum, kaça sattın? Deniz için para istemiş abla. Sen de abim gönderdi diye yollamışsın. Biliyorum senin paran pulun da yok. Nereden buldu diye düşünüyorum sabahtan beri. Evet abi, Deniz için. E ne var bunda bu kadar kızacak anlamıyorum ki. Sattık, hallettik işte. Büyütülecek bir şey yok. Ya Serdar, benim niye haberim yok? Ben niye bilmiyorum oğlum? Ben sana kaç defa söyledim Serdar benden habersiz iş yapma diye. Ha? Beni niye dinlemiyorsun hiç oğlum? Ya abi, senin durumun ortada. Benim için kredi çektin. Verdiğin parayla kredi borcunu kapattın. Arabanı mahvettim. Bu sefer de iyi bir şey yapayım dedim. Hem ya Deniz benim canım, yeğenim. Onun için yapmayacaksam kimin için yapacağım? Çok yorulduk. Benim her yerim tutulmuş. Gel anneciğim, ben hallederim. Ama biraz rahat bırak kendini. Gerçi bu durumda nasıl başarabilirsin bilmiyorum ama. Ada.
Tamam tamam, özür dilerim. Maya, bana bir bardak soğuk su getirir misin? Getireyim tabii anneciğim. Yaşadığımız onca şey içinde en önemlisini unuttuk. Üniversite ne olacak? Vallahi benim işim zor anne. Ben baştan söyleyeyim de sonra hiç şaşırma. Nedenmiş o? Yani bir nedeni yok. Böyle bir durumda nasıl iyi olmasını beklersin ki zaten. Tabii. Her şey için bahanen hazır. Ama anne, ben baştan söyleyeyim de önlemimi alayım. Ne konuşuyordunuz bakayım? Annem de tam üniversiteyi kazanınca bize ev tutmaktan bahsediyordu. Ev mi? Yok canım. Gidersiniz, yurtta kalırsınız. Anne. Siz önce kazanın da sonra konuşuruz. Ben de giderim. Ablalarımın başında dururum. Bak, o zaman olur işte. Ya abi. Murat Bey. Yaşıyor olabilir mi? Nereden çıkıyorsun oğlum böyle şeyleri? Biz kaza yaptığımızda adayla. Yoldan geçen bir arabayı durdurdum. Şoförle adam bize yardım ettiler, hastaneye götürdüler. O arabadaki adam. Ve? Bugün bana da babasının fotoğrafını gösterdi. Evet. Adam aynı adam. Benzetmişsindir oğlum sen. Büyük ihtimalle öyle. Ama yani ne bileyim, bu kadar benzerlik de tuhaf geldi bana. Kasım, ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor fabrikada işler? Bakarak oluyorsun değil mi? Bak, kaçak göçek bir şey olursa senden bilirim, söyleyeyim. Bir de bana şeylerden hazırlayın. Bu lapordan kendala yapıyorsunuz ya, hazırlıyorsunuz. Bana da hazırlayın. Açlan kızım, sen ne diyorsun ya? Ne yapayım ya? İş başa düştü. Fabrikanın başına birinin geçmesi lazım değil mi? Sen benden daha zeki ve bu işi kıvırabilecek birini daha düşünebiliyor musun? Tercüme. Ne o, beğenemedin mi? Hiçbiriniz inanmıyorsunuz ama Özlem hanıma alacak. Kahveniz Özlem Hanım. Bu ne biçim kahve ya? Utanmıyor musun sen bana bunu getirirken? Ne bir tat var, ne bir köpük. Git bir daha yap. Emredersiniz Özlem Hanım. Bütün dünya bizim fıstıklardan almak istiyor. Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda. Verirler, alırlar tabii.
Gerçekten tam bir ticari dehasınız Özlem Hanım. Tamam tamam, çekil. Çekilebilirsin. Evet. Kahve mi ver? Yenge. Ne var Melek? Hiç. İyi misin? Çok iyiyim. İyi. Evet. Ver şu lapoları bana. Kaç kilo fıstık? He. İyi tamam, iyi. Çekil hadi, çekil. Tamam abicim, yalnızım şimdi. Melek, seninle konuşmamız lazım. Sen iyi misin abi? Ben iyiyim. Ama senin sabah erkenden gelmen gerek. Tamam, kimse uyanmadan gelirim de. Hayırdır? Melek, ben konağa gelmeye karar verdim. Abi gerçekten mi? Herkes görecek mi seni? Sabah görüşürüz. Çocukken gittiğimiz tepeye gel. Sana orada detaylı anlatırım. İyi geceler. Tamam abi. İyi geceler. Baran. Senin annen Ebru. Sen şöyle Baran, gel yat yerine. Yok ana, ben yerime gideyim ya. Hadi Allah rahatlık versin. Oldu sana da. Hadi kalkın kızlar. Uf anne ya, gece zaten geç yaptık. Bırak da uyuyalım. E söyledik sana hanımefendi. Sabaha kadar çenen düştü. Maya hadi sen de kalk. Tamam anne. Üf Maya ya. Bir kere de kabul etme de uyuyalım işte. Hadi kızlar kalkın. Emine abla nerede? Erkenden çıktı o. Oh vallahi. Kendal olmayacak kimse konakta durmuyor. İyi iyi, hadi sen çabuk ol. Acıktık. Sen dur. Seni öyle bir doyuracağım ki Allah'ın manyağı. Göreceksin.
Dün aradığında çok sevindim abi. Anam seni yaşadığını öğrenince mutluluktan uçar artık. Keşke o kadar kolay olsa. Peki abi, ne oldu da planı değiştirdin? Hani daha zamanı değil diyordun ya, bir şey mi oldu? Daha fazla saklanamayacağım. Her şey rayından çıktı artık. Kendall'la konuştum. Söylediklerimi yapmak zorunda. Şimdilik biraz direniyor ama yapacak. Melek, senden evdekileri benim yaşadığımı söylemeni istiyorum. Ben mi? Uygun bir dille söyle. Birden karşılarına çıkmak istemiyorum. Anam yüreği bunu kaldırmaz. Peki abi, sen ortaya çıkınca Kendall abime ne olacak? Sen merak etme. Ben her şeyi hallediyorum. Dedim ya, söylediklerimi yapmak zorunda. Tamam abi. Her şey yoluna girecek. Sen yaşıyorsun ya, gerisinin ne önemi var? Keşke o kadar kolay olsa Melek. Keşke. Babam nerede? Yok. Ne zaman gelir peki? İstersen götüreyim seni. Çantada ne var bana? Hadi sen git artık. Evdekiler seni merak etmesin. Hamit bırakır seni. Ararım sonra. Tamam abi. Günaydın ana. Nasılsın? İyi misin bugün? Benim içimdeki yangın sönmedikçe ben nasıl iyi olayım kızım? Senin neyin var? De hele. Ana, ben bu akşam rüyamda Murat'ı gördüm. Ebru'ya bütün gerçekleri anlatıyordu. Daha neye ilgili saklı konuşuyoruz Allah aşkına? En büyük sır çıkmadın ortaya zaten. Özlem, git işine. Sabah sabah azar mı işitmek isteyin? Kızım, yapma. Uluya uluya sürüye kurt getireceğim bak. Ana, ben Kendall abime güvenmiyorum. O anlatacak her şeyi. Emine nerede? Vallahi ana, Emine abla bizi unuttu galiba. İş başı yapmış herhalde. Yapsın yapsın. Kadıncağız senelerdir tek başına bizim yükümüzü çekiyor. Biraz da kendi istediklerini yapsın. Merak da yok. Aman Özlem ya. Bırak Allah aşkına, uğraşma sabah sabah insanlarla. Günaydın. Nasılsınız Kadriye Hanım? Sağ ol kızım. Baran'ın bir derdi var, bana da anlatmıyor. Ya üstüne gitmek istemiyorum ama merak da ediyorum. Bana da anlatmıyor Ayşe. Ya az şey mi yaşadı çocuk? Varmayın üstüne, toparlanır. Güçlüdür benim Baran'ım. Sana çekmiş Kadriye'ni. Başına ne gelirse gelsin dimdik duruyor. Nereye kızım? Kendall abimi görmeye gideceğim teyze.
Hiç boşuna gitme kızım, göstermezler. Benim bir şekilde onu görmem lazım ana. Çantamı alayım ben. Kızım, sen bu aralar Baran'ı yalnız bırakma. O istemese de yanında ol. Konuşmasan da yanında ol. Böyle zamanlarda insan en büyük dostunun yalnızlık olduğunu zanneder. Ama en büyük düşmandır. Tamam, merak etmeyin. Dur. Niye durduk? O senin kardeşin. Baban ona sahip çıkmanı mutlaka söylemiştir. O sadece sahip çıkmayı söyler. Keşke bir de yapsa. Baran, baban çok kötü zamanlar atlattı. Her dakikasına ben şahidim. O sizi gerçekten... Ya sen beni götürecek misin, ben yürüyeyim mi? Beni sadece babama götür. Nasihatlarını kendine sakla. Gidelim. Ne o? Uzun zamandır ilk defa görüyorum yüzündeki bu tebessümü. Dün geceyi düşünüyordum. Ne güzeldi değil mi? Öyle oturup uzun uzun konuştuk eskisi gibi. Daha doğrusu sen konuştun, biz dinledik. Uzun zaman olmuş böyle olmayalı. Özlemişim. Sen iyi misin? İyiyim. Daha da iyi olacağım. Zamanla azalıyor galiba. Ada. Farkında olmadan seni kırdıysam özür dilerim. Asıl ben daha anlayışlı olmadığım için özür dilerim. Ya Baran'ı gördünüz mü? Hiçbir yerde yok. Az önce uzun boylu, sarı saçlı, yeşil gözlü bir kıza sıkma ısmarlıyordu. Ne? Şaka kızım ya. Sen de amma safsın ha. Yok öyle bir şey Ayşe. Ne oldu ki? Ya Baran'a bu ara bir haller oldu. Bana da anlatmıyor bir şey. Aman o onun normal hali. Sen daha yeni yeni tanımaya başlıyorsun ya. Zamanla alışırsın, merak etme. Ada işte takılıyor sana, boş ver. Neyse ben bir bakayım. Aferin ya. Yine yaptın yapacağını. Ama o da bu kadar saf olmasın canım. Tamam, bu evrakları hazırlayıp bana imza getir. Tamam, sen git. Hayırdır Nalan? Kusura bakma, ben işini böldüm galiba. Yok, hayır. Ben dün gece seni aramıştım. Biliyorum Oğuz, gördüm. Baran yanımda uyuyakalmıştı, onu uyandırmak istemedim. Anladım. Oğuz, ben senden bir şey rica edecektim. Biliyorum görüştürmezler ama benim Kendall abimi mutlaka görmem lazım. Narin Kendall burada olsa tamam ama oradayken biraz zor. Kusura bakma ne olursun. Ben seni asla zor durumda bırakmak istemem. Gerçekten önemli olmasaydı da asla sormazdım. Ama... Yani hapishane müdürüyle falan bir konuşsan acaba. Benim için yapar mısın böyle bir şey? Tamam, bir şansımızı deneriz. Ama söz veremem. Tamam, sağ ol. Beni babamla yalnız bırakır mısın?
öylesin biliyorum. Sana öfkeli değilim baba. Öfkeli olsam bağırırdım. Ama sessizim. Kırgınlık sessizdir. O çantada ne var? Bunlar babasızlığımı avutmak için getirdikler. Şimdi bir de götürdüklerine bakalım. Sibel bir kahve yapsana be. Sibel sen hizmetçi mi? Kalk kendin yap. Ana yapsın, eline mi yapışacak? Sen istersen yaparım ana. Yok kızım, ben şu sıralar içmesem daha iyi. Ana. Sana söylemem gereken bir şey var. Hepinize. Hayırdır kızım? Çatlatmasana kızım. De ne diyeceksin? Nasılsın Selim abi? İç güveysinden hallice. Söyle bakalım. Ne istiyorsun? Kendi alçam verdi. Narin Hanım hem gelinleri hem de teyze kızı. Görüştürebilir miyiz diye senden ricada bulunacaktım. Aslında ziyaret günü dışında yasak. Biliyorsun. Hem birinci derece akrabası da değil. Biliyorum abi. Ama çok istisnai bir durum. Eğer seni zor durumda bırakmayacaksak. Tamam. Bir saniye. Oğlum, kendi aşam verdiği görüşme odasına götürün. Ziyaretçisi var. Sağ ol abi. Buna mecburdum. Neden mecburdun? Bir evladın babasız kalmasına hiçbir mecburiyet karşılayamaz. Niye mecburdun? O da yok. Seni aylar sonra bir hastane köşesinde bulsaydım ellerine sarılırdım. Ama sen buralarda sapasağlam dolaşıyormuşsun. Hem de ne için? Amcamın sana yaptığını ödetmen için. Amcam bir şey ödedi mi bilmiyorum. Ödettin mi, ödetecek misin onu da bilmiyorum.
Ama bildiğim bir şey var. Ben yıllarca Ebru, kızlar, rüzgarda aylarca ödedi. Sen hesabını çok yanlış kestin baba. Al şimdi babasızlığını avutmak için getirdiklerini. İstemiyorum artık hiçbir. Büyüdüm ben artık. Yetmiyor bunlar bana. Kimden neyin intikamını alıyorsan al. Umurumda değil. Benden onca zaman saklanman, saklaman umurumda değil. Artık hiçbir şey umurumda değil. Bana amcamın hediye ettiği silahı geri ver. Geri ver. Burada ne yazıyor? Amcam bana silah hediye etti. Az kalsın katil oluyordum bir seferinde. Adamın birinin kafasına sıkıyordum. Dayım yetişti. Dayım ne dedi biliyor musun? Sıkacaksan sık oğlum. Ben üstümü alırım, senin için yatarım dedi. Silahı amcamın alnının çatına dayadım. Babamı sen mi öldürdün dedim. Peki o ne dedi? Buraydı. Vur. Yalnız Baran'ım, beni vurunca kurşunun kovanını burada bırakma. Silahla birlikte bir torbaya sar, at geçsin suya. Amcam da, dayım da benim için ya içeri girmeyi göze aldı, ya ölümü. Peki sen ne yaptın? Silahtan uzak dur oğlum dedim. Ne zaman? 3 ayda bir geldiğinde... Vicdanını rahatlatmak için öğüt verirken. Sağ ol baba. Ben böyle iyiyim. Emin ol şimdi daha iyiyim. Eyvallah. Thank you.
konuşacağım dedim. Sustun kaldın kızım, ne diye çıksan desen. Ay Melek, 9 doğurdum be hadi. Bu nasıl anlatılır bilmiyorum ana. Anacığım. Murat abim. Yaşıyor ana. Çanak çömlek patladı Nezam kızı. Abi, ben sana yalvarmaya geldim. Baran'ı söylemeyeceksin değil mi? Hey gidin lan kör dünya, hey. Abi nasılsın demek yok. Varsa yoksa Baran. Abi bak öyle söyleme. Zaten perişan olduk. Ya sen nasıl kıydın Murat'a ha? Önce Baran'ı söyleme. Ardından da nasıl kıydın Murat'a, he? Neyse, ben söylemeyeceğim. Murat söyleyecek sana. Ne? Ne diyorsun sen? Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Murat... He, Murat öldü. Doğru ya, ben öldürmüştüm. Murat ölmedi Nezem kızı, aç kulağını da beni eğil iğne. Murat ölmedi, yaşıyor. Baran'ı almak için geri döndü. Benimle de aşağılık bir pazarlık yaptı. Yok. Olamaz. Böyle bir şey olamaz. Olmaz böyle bir şey. Aa. Şu giden küçük kendal değil mi? Ada. Baran. Koş Ayşe koş. Yapma şunu. Baran. Ya Baran. Neyin var anlat artık. Bak inadım tutacak küseceğim ha. Baran korkutuyorsun beni. İyi misin Narin? Narin çıktığından beri ağzını bıçak açmıyor. Kendal sana ne söyledi? Melek ne oldu? Yok. Yok olmaz öyle şey. Hayır değildir. Anne. Ne var yine ne oldu? Melek ne oldu söylesene. Thank you.
Hala vazgeçebilirsin Murat. Hayır. Bugün yaşadıklarım, Baran'ın bana anlattıkları, her şeyle yüzleşmem gerek artık. Her şeyle. Melek, ne diyorsun sen? Şaka mı? Bak şakaysa eğer. Hayır. Yaşıyor. Biliyordum. Ben biliyordum. Evet abi. Hepimiz avludayız.